Hırsız pes etmedi, levye ve tekmelerle pencereyi açtı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 8 ayrı olayın şüphelisi olan bir kişiyi kıskıvrak yakaladı. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı. Gülsoy açıklamasında, "Cumhuriyet tarihi boyunca karşı karşıya kaldığımız darbe ve darbe girişimleri ülkemize unutulmaz yaralar açmıştır," dedi. Kayserili güreşçiler Avrupa'ya gidecek. Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcusu Abdurrahman Çadır ve Kayseri Şeker Spor sporcusu Salih Yusuf Yazıcı Bulgaristan'da yapılacak olan U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. 15 Kayseri üyesi firma ISO'da ilk 500'e girdi. Açıklanan sonuçlara göre 2020 yılı İstanbul Sanayi Odası ilk 500 listesinde 15 Kayseri üyesi firma yer aldı.